arkadaşlar merhaba, şu an Artvin'deyiz. Sınırkapısal, Sınırkapısal turu gidiyoruz. Onur Bey sağ olsun bizi aldı. Beraber şu an fındık ikram ettik. Beraber şu an Gürcistan'a geçeceğiz bugün işte. Sonra yolda park etmeye başlamış. Kuyruk var, biz arabası kiralık. Sağ sahil caddesine döneceğiz. Oradan bu gece Batum'dayız. Arkadaşlar çantayı araca bırakıyoruz buradaki otoparka. 2 gün Türkiye'de yokuz. Onur abiyle beraber geçeceğimiz için onları araca bırakacağız. Geri beraber döneceğiz artık. Bundan sonra turumuza 3 erkek devam ediyoruz. Ölümcül şeytan benimle şeytan eşkene. Gençler şimdi aldık 15'i. Evet, buradan alıyoruz. Şu şekil üstteki böyle yurt dışı çıkış pulu. Buna 15 lira veriyorsunuz bastı. Bundan sonra devam ediyorsunuz. Başka bir sıkıntı yok. Türkiye yurt var. Buradan arkadaşlar yürüyerek gideceğiz. 15 lira ücret pasaport yerinden. İnternette yanlış yazıyor, onlara bakmayın. Her türlü para veriyorsunuz. Pasaportla geçerken de 15 lira veriyorsunuz. Kimlikle geçerken kağıt alıyorsunuz. O şekil. Kimliğinizin mutlaka yeni olması lazım. Benim kimliğim eski. 4 yıl önceki ve deforme olmuş durumda. Yeni olsa bile deforme olmamak zorunda. Arkadaşlar sınır kapısı arkamda görüyorsunuz. Welcome to Georgia. Şuradan pasaport kontrolü var. Arkadaşlar şu an geldik. Artık Gürcistan sınır kapısındayız. Geçtik Gürcistan. Aynen. Şu şekilde bir mühür basıyorlar. Binlik dolmuşa Batum'a geçeceğiz. Sadece ücret 1 lira. 1 lira yaklaşık 1,5 lira efendim. Şimdi Batum'a geldik. Allah kahretsin. Yağmur bizi burada da buldu ama yağmurluğumuz falan yok. Oha! Sokakta tavuk satılıyor lan. Tatlar bizden şöyle daha farklı. Oha, yeniliyor. Arkadaşlar şu an parayı bozdurduk. Elimizde toplam 45, 47. 47 küsür bir lari var. Şöyle geçiyor para. Bu 20 lari. Yani bu kadar para yaklaşık bir 70 lira falan tuttu. Fotoğrafın üstündeki kim? Fotoğrafın üstündeki ne bileyim oğlum ya. Gandhi gibi duruyor. Gandhi mi acaba? Bu şekilde yaklaşık bir 47 larımız var. 3 gün buradayız, 3 kişiyiz ve akşam kumarhanede. Aynı zamanda bugün bedava hostelde kalacağız. O da arabadaki kız ayarladı. Kanka elimizde olsun. Hi. Where is the BIM? BIM. Where is the BIM? Arkadaşlar bize ayarlanan hostele geldik. Bu insanlar beraber. Japonlar. İnsanlarla beraber ortak mutfağımız var. Odamız şu şekilde. Peki. Arkadaşlar efsane bir duş aldık şu an. Şöyle makarnayı da yapıyorum. Burada bir de bizi burada olanlar sucukta birini bıraktılar. Buna sucuğa bildiğin dedim ki ye dedi. Dedim what is this? Dedi ki diyor Gürcü meat. Dedim ne Gürcü meat lan? Türküs sucuk o. Bulunduğumuz hostelde şöyle çamaşır makinesi var. Hatta bilgisayar var ya. Abi nereye gidiyor? Alfabeyi çözemedim o. Ana. Oha. Türkçe alfabe yok. Yani İngilizce. Ya bunu çevir. Adam dedi ki Gürcü meat falan dedi. Ben Türküs sucuk dedim ama bir bok yedik arkadaşlar. Meğerse domuz etiymiş. Şimdi şu aklından falan anladık. Ahmet'in domuz etini yedi. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Bir de burada Onur abi de şu an kusmak üzere domuz eti yediği için. Direkt tükürdüm. Ve ben çatır çatır yedim arkadaşlar. Gene cehennemde VIP aldık. Şu an oturum saatin yanındayız şöyle. Şuradaki var. Aha size çaça arkadaşlar o. Gürcistan'ın en ünlü içkilerinden biri çaça. Yani ciddi anlamda iki kadehten sonrası falan.
çoğu insan hatırlamıyormuş. 3'ten sonra yani absintten daha fena falan diyorlar. Tabii ne kadar gerçek bilmiyoruz. Çaç anıtı. Şu şekil. Çaça dediğim gibi çok çok ünlü bir içkisi. Her akşam saat 7'de çeşmelerinden 10 dakika boyunca çaça akıyormuş. Şu burası da Avrupa Meydanı. Europa Square diye geçiyor. Arkadaşlar tüm planı akşam kumarhanede yemeğe bağladık. Adam makarnanın üstüne, tuzsuz ve yağsız makarnanın üstüne. Akşam kasinoda bakalım neler bulacağız. Arkadaşlar burası Piazza Meydanı. Yani İtalya benzetildiği için, İtalyan meydanı benzetildiği için yapılıyor. 2009 yılında inşa edilmiş. Konserler falan hepsi burada. Buradaki kulelerde her 3 saatte bir, baksana merkezindeki kuleden her 3 saatte bir Gürcistan Milli Marşı çalıyormuş. O yüzden burası Piazza Meydanı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yani ben Venedik'e gittiğim için de biliyorum. Burası harbi Venedik'e benziyor. Yani maalesef gittim. Of. Okey. O değil de Viking Star. Lan bunu kampta falan efsaneydi herhalde. Değil mi ya? Kampta şöyle topuşturacağım. Aha. Gene troll diyecek. Yakıştı mı abi? Çok müthiş. Şerefsiz. Kazinoya girsen yemin ediyorum bütün kapılar sana açılır. Oğlum gazino taktiği. Beyazda var bak onun. O beyaz. Al bunu sen tak. Yalnız kovmaya gelecekler, az kaldı. Oğlum bu güzel oldu lan. Ne? Bak şunları alsana ya. İki tane sarı var bak şurada. Bir tanesi bana al kanka. Hadi gidelim. Dur şurada da. Thank you. Cebimi de doldurdum. Bu şekil bir Adanalı. Asla affetmez. Benim sorunum bu işte. Duramıyorum. Aha, aşırmam lazım. Arkadaşlar sokaklarda bir sürü meyve ağacı var. Mesela şöyle üzüm. Bildin. Şöyle. Şehrin ortasında tamamen üzüm yeniyor. Şefem ve kimse yolmuyor. Sadece biz yoluyoruz şöyle. Bir de bakın şurada. Belki görünmeyecek ama. For sale. 40 metrekaresi $580. $580 ne kadar ediyor abi? 2 milyar yani düşün. 2000 lira ya. 2000 lira. İnşaat temelden girip 40 metrekare bir ev, güzel de yeri 2 milyar. Ciddi anlamda çok ucuz ya. Arabalar falan da çok ucuz zaten. Ama bu bayağı ucuz oldu. Fark ettin de her yola çıktığımızda yol veriyorlar. Aa. Turist olduğumuzu anladıkları için mi yapıyorlar? Bence sanmıyorum ya. Bence herkes diyorlar. Arkadaşlar şu an ışık yok yani. Türk olduğumuzu belli ediyoruz ve bisiklet yolundan yürüyoruz. Arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz Ali Velino heykeli sırf bu yüzden bile Batum'a gelinir. Yani çok ünlü bir kitabın karakterleri Yüzcü Prenses Nino ile sosyetik bir çocuk olan Ali'nin hikayesi. Ali Azeri Müslüman olduğu için, kız da Hristiyan olduğu için kavuşamayan bir aşk hikayesinin heykeli. Burada heykeller birleşiyor fakat gördüğün bu yer yani videoda görünen demirler birbirine geçiyor ama hiçbir şekilde temas etmiyor birbirine. Her 10 dakikada birbirlerinin içinden geçip tekrar ayrılıyorlar. Dönüp tekrar birleşiyorlar. Tüm hikayesi bu. Dünyanın en ünlü aşk heykellerinden biri olarak gösteriliyor. Arkadaşlar şu an ölüm tayfası uyandı. Ve gözler açıldı. Ve fethetmeye gidiyor şu an bir 2 saat uykudan sonra. Ahmet hazır mısın? Karnımızı doyuralım bir kazino. İlk önce bir kazinoda bedava yemekleri yemeye şey. Ondan sonra batar 4. arıyoruz kazinoda. Eğer beni bu şeklimle almazsa burada bir tane galiba bulacağız. O köy oynayacağız şimdi. Gençler şu an geldik otele. Prenses kasino. Arkadaşlar şu an kumarhanede yemek yiyoruz. Bizi kaçak kimseye yemeği falan göstereceğim. Büyük bir yemek var. Ahmet ne düşünüyor? Güzel ya. 5 yıldızlı otel tatlısı ha. Harbi mi? Arkadaşlar tatlı servisine geçtik şu an. Neyli bu, çilekli mi? Bu neyi bilmiyorum.
aldık zaten. Ahmet sen neler aldın? Sürekli bir şeyler para aldım. Bunlar var ya. Geldi be. Uykun mu geldi? Yeterli değil mi? Gidelim. Ahmet'in yemeği yedi, uykusu geldi. Ahmet'in şimdi makinelerin üstü uyutacağız. Ahmet'in çayı üstü öyle uyuyor. Ahmet bir çay demleyip mi? Kaçak çay. Şekerleme yapamıyorum. Şimdi Ahmet'in makinelerin üstünde uyutacağız. İsmim bile çıktı lan. Çıkar ya oğlum. Dedin şu meyve. Niye kanka abi? Neyse. Yakalamaz daha iyi. Ha, bak, ne kadar basıyorsun? Bak, 20 sıfır kırk mı basıyorsun? Sıfır kırk bas bence. En düşüğü sıfır sıfır. Yani iki katı makine. En düşük abire 40 şey basıyor. 40 kuruş basıyor. 40 kuruş. Yani 40 kuruş basıyor. Yavaş yavaş bak. Ne oldu yani böyle? He? Ne oldu? Sıçıyordu da o. Yani? 15, bak, şey bak. 14'ten 15 oldu. Kazandın mı 40? 40 şey. Arkadaşlar parayı bulmaya geldik. Ama vuramıyoruz. Geç lan. Ver lan paramı. Arkadaşlar Furkan arası erken bitti. Derdimi içimin yanını karpuza şey yapıyorum. Bak parayı kazanan keyfi nasıl yerinde. Bak bak bunların da keyfi yerinde. Furkan arası gene kaybetti. Ulan Ramazan yaptım da bak ya. Adam para kazandı. Domuz eti yedik. İç. Bu bir yerden çıkar yani. Ben arkadaşlar bugün harbi domuz eti yedik. Kumar oynadık. Bu bir gün bir yerden çıkacak yani. Bugün çıkacak yani. Allah affetsin. Arabayı vurmazsam iyidir. Oğlum öğütmeyin lan şunu hemen yavaş yiyin. Burası kurt parkı. Arkadaşlar meyve tabağımız da geldi. Saatlerdir burada sadece şu adam. Şu adam parayı aldı. Zutları için. Kameradan izliyorlar. Birazdan şu ekranlara yazacaklar. Günün ölücüsü diye. Onur Köyceğiz diye basacaklar abi. İlk oynayışta 130'ları yaptı. Maydana vermeye gidiyordu. Onur Bey zaten ilk oyununda 130'ları aldı. Geri kalan anında, 4 saat boyunca işte. Soda, bira, abi meyve abire yedi işte. Dediğimiz şeyin haddi hesabı yok. Ve Furkan Aras her zaman kaybetti. İçtik paraları aldık dönüyoruz. Furkan Aras paraları almadı. Furkan Aras kaybeden oldu. Aynen. Furkan Aras'ın eline gene verdiler. Furkan gecenin kaybedeni. Benim şarkım her zamanki Volkan Konak'tan geliyor. Elimize verdiler. Bu benden bir geldi. Şimdi bize sövüyorlardır kameradan yukarıda izleyip. Bunları geri almayın. Bu diyorlardır şu ikisi parayı aldı şerefsiz de gariban bu çocuğu oldu diye benim halime acıyorlardır şimdi. Sabah erkenden tipse doğru devam edeceğiz. Kardeşlerim parayı kazandı uçakla gidecekler. Ben de yürüyerek devam edeceğim. Arkadaşlar günaydın. Dün biz Onur abiyle bir ayrı hostelde kaldık. Ahmet karşı hostelde kaldı. Şimdi Ahmet normalde erken kalkıyor. Biz erken kaldıracaktı. Saat 7 gibi falan kaldıracaktı. Ahmet'in saati 1 saat geri kalmış. Telefonu Türkiye saati. Gürcistan saat değişmemiş. Gittik biz Ahmet'i kaldırdık. Şu an sabahın 8'i. Ahmet gel. Şu şikirlerini göster bak. Çantalarımızda yer yok. Ahmet kirleri elinde taşıyor. Bak göster. Şimdi Ahmet'e bir tane poşet bulacağız. Poşeti de size. Ahmet şu bakkaldan git size bir poşet. Arkadaşlar gitti. Anında arabalar bu kadar. 97 model gazlı. Markası bilmiyorum da bir Zeki Lada tarzı. Yani çok iyi bir şey değil ama yine de. İlk açılışı 750 lira. Onu 500 olarak kadar alırsın. Ciddi anlamda çok ucuz arabalar. Thank you.
alacağız sabah. Hem ucuz hem de daha erken diye. Tepise bir tane minibüsle geldik. Geliyoruz, gidemedik. 5 saat oldu. Bir köy minibüsü. İnternet köy minibüsü. Sabahtan beri çapraz oturuyorum. Sığamıyorum koltuklara. Belim yok. Kendimi çok mutsuz ediyorum. Eğer tepise gelirseniz sakın gelme. Gelmeyin ya, gitmeyin tepise ya. Metronun vardı. Yüzümüze attırırlar diye metroyu eledik. Bir saatlik daha yolumuz var. Tepise gideceğiz. Hava berbat. Bakalım şanssızlıklar kullanırsa peşini bırakmayız. Bir de mola veriyor 2 saat evvel. Mola verdiği yeri göstermiştim. Teşekkür. Baran tesislerim de diyor. Gözünü seveyim o şey ya, Nasrettin Hoca tesislerinin, Şamil Koç'un durduğu yerleri filan lider adına. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Allah'ım gibi aldanmış lan bizim o soruşturmaları. Şuraya bak ya. Utanmasa tavuk taşıyacaklar ya. Tavuk yaşayacaklar şurada. Arkadaşlar şu an geldik. Daha yeni geldik. 6-6.5 saatlik yolculuktan sonra. Arkadaş koca Gürcistan'daki adam Tiflis'te geldi, benden sigara istedi ya. Ya bu Tiflis'i bitirdi arkadaşlar. Gitti adamla. Para stokları sadece geri dönüş için var. Ve yürüyoruz. En yakın aracımızdan 6 kilometre. Arkadaşlar Gürcistan'da kesinlikle buna kanaat getirdim. En çok satılan şey meyve. Muz özellikle. Evet bak, muzları taneyle satan yerler var. Oha. Tavukların ayağı var lan. Kanatlarını falan da kesmemişler. Arkadaşlar gördünüz, tavukların ayakları kesilmemiş yani büyük ihtimal. Yiyorlar mı acaba? Gürcün peynir de yiyormuş. Sucuk. Şeker sucuğu. Sugar. He, sugar. Börd lan. Yok, ne börtte ne oğlum ya? Smarodin. Değişik şeyler var ya bizim. Böyle badem halinde. Böyle eski bir bina, yeni içinde şaşırtmayan pazarcılar var. Cezanda pazar kültürü yok. Pork? Bakon. Domuz mu ya o? Tavuk diyor adam. Ne tavuğu abi? Tavuk diyor. Abi böyle... Öyle ayak var ya. Nasıl o, nasıl tavuk olabilir? Domuz eti. Domuz ayağı. Pink pink. Dangoz dağ. Pink. Pink. Dangoz. Dangoz. Domuz. Dangoz. Domuz. Aha. Dangoz. Abi kafayı geçecek. Hayda. Arkadaşlar şöyle bir domuz kafası. Aha bir domuz kafası. Oo, bunun kulağı daha büyük. Arkadaşlar boku çıktı artık. Bakkalda balık satıyorlar ya. Şu şekil. Bildiğiniz şöyle bakkal yani. Şöyle bunlardan alıştıktan neyse. Çok kötü kokuyor lan, duramıyor. Ay çok kötü abi. Arkadaşlar sonunda 6 kilometre sonunda güzel yerlere vardık yani. Ha o ünlü örekler. Köfte var şimdi. İkili arıyor. Ne kadar ucuz lan. Domuz etidir o. Arkadaşlar az önce gördüğünüz birkaç şeyden sonra diyeceğimiz tek şey I love you Tiflis, I love you Tiflis. Şu an Kura Nehri'ne geldik. Şöyle göstereyim. Bu Kura Nehri Tiflis boyunca akıyormuş. Tüm Tiflis'i dolaşacak bir şeyde. Macaristan'daki aynı Tuna Nehri masamış bu arada. Çok ünlü Şota. Rustaveli değil mi? Şota Rustaveli sokağında şöyle. Ne var ha? Tiflis satıyorlar ya. Bak hele, Messi 10 yazmış adam. Gençler şu an Özgürlük Meydanı'na geldik, şu şekilde göstereyim. Bak hiç bilmiyorsun, trafiği göstereceğim. Bakalım dikkatini çekecek mi? Araba geldi, tam önünde durdu ya. Bak bak bak. Bak. Arkadaşlar koca meydanda hiç mi kırmızı ışık yok?
bakıyor arkamdan bir bak, oradan dönüyor, oradan dönüyor filan. Kimse kaza yapmıyor fakat hiçbir kural da yok. Herkes kafasına göre sürüyor. Arkamda gördüğünüz de Sandan Özgürlük Meydanı'ndaki özgürlük heykeli. Rivayete göre adam orada savaşta ölürken son lafı İmam Hatipler kapatılsın olmuş. O yüzden heykeli dikmiş altından. Ne kadar doğru bilmiyorum ben de. Peki ben inandım şayet. Yani mantıklı geldi bana. Ahmet buldum kanka. Güzel. Tek poz ver şimdi. Tek. One. Tek. Çık Ahmet. Tek. Selam. İngilizce mi? Do you speak English? No, 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 no. İsim ne? What's your name? No, no, Georgian Bedoy, Leningori, Ahalgori, An, Heoba, Skirmal. Görüşürüz. Okay, see you. Şu an Tiflis'in son kez devleyecek yeri karanlık çekmeden şu kale. Ama benim vites artık çekmiyor araç. Araba bağırıyor diye vitese takamıyorum kendimi. Son abi kale inşaatta abi. Güzel yani. Tabii daha güzel manzaralar çıktığımız var ama yani buraya da eğer yüksekten korkmasaydım şuradaki gongu çalardım ama arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz heykel Mother of Georgians'a geçiyor. Yani Gürcülerin annesi. Bu heykel çok ünlü bir heykel. Bir elinde kılıç taşıyor. Düşmanlarına göstermek, düşmanlarına diş vermek için. Bir elinde ise Gürcülerin yerel içkisi, ünlü içkisi şarabı taşıyor. O da hoşgörüyü, dostluğunu yad etmek için, göstermek için. Arkadaşlar şu an merkeze indik. Bir tane börekçi yedik. Paramız olmadığını söyledi. Bize şu an ünlü börekleri kaçapuri verdiler. Şirket. Burada ulaşım çok ucuz çünkü nedeni belli. Pazar 2 lari, 1.99 lari. Metro ile önecektik. Metro kalmamış. Sabahki geldiğimiz o iğrenç köy otobüsüne geri dönmek için otogara gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar şu an geldik otobüsümüze saat. Saat kaça 12'ye doğru geliyor. Birazdan kalkacak otobüsümüz. Ahmet'in saati geri kalmış. Şu an yürüdüğümüz kilometre 37 kilometre 494 metre. Tam bu kadar yürümüşüz ve öğlen 2'de buraya gelmiştik. Arkadaşlar Tiflis ciddi anlamda akşamlar çok tehlikeli. Tamam. Yani gündüzü güzel, hayatı güzel ama bir merdiven altından yürüdük. Oradan nasıl 3 kişi olmasaydık kesinlikle gasp uğramıştık. Daha sonra 3 kişi olmamıza rağmen laf atanlar falan oldu. Size önerim tek gelmeyin, tek gelirsiniz de akşam falan takılmayın. Bu geceki bu son videomuz, sabah 6'da sınırda olup Türkiye'ye doğru gideceğiz. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere, hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.